Merhabalar. Bugün Ahmet Demir ile güzel bir röportaj yapacağız. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Mekan olarak atölyemizi seçtik. Burada hem çalışmalarınız var hem atölyelerinizi de burada yapıyorsunuz. Onun için mekan olarak burayı seçmenin de ayrı bir güzelliği oldu. Resme ilginiz ilk ne zaman başladı? Çocukken de böyle bir meslek yapmayı düşünüyor muydunuz? Hayaliniz miydi? Tabii çocukken resme ilk başladı. Yani çok küçük yaşlardan itibaren resimler çizdim, çiziyordum. Tabii öyle olağanüstü şeyler değil. İşte işaret, güneş, yol falan vardı. Ama tabii bunu sürekli hale getirip hem geliştirdim hem sevdim ve karşılaştığım hocalar da bunu bana sevdirdi. Tabii çevremde örneği bir tane vardı. Arkadaşımın babası ressamdı. İlginç bir şekilde ilk yağlı boyayla başladım. Yani yağlı boya sanatının nasıl bir şey olduğunu orada. Evet, yani çünkü yanımda örnek oydu ve şu an baktığım zaman en zor olanla başlamıştım. Yani o sırada tuval, fırça, bu tarz şeyleri, yani fırça hariç birçok şeyi biz kendimiz yapıyorduk. Onları bile öğrenmiştim. Tabii karşılaştığım resim hocaları ve sınıftaki arkadaşlarım da böyle resmini sevmeye de başlaydı. Herhalde bir ilgi alaka arttı. Meslek olarak ne yapacağımı bilmiyordum ama. Bu anlamda güzel bir soru aslında. Şu anda tabii lise hayatımda ilginç tabii hep resim öğretmeni dedik ama edebiyat öğretmenimiz benim resimlerimi çocuk kitaplarında görebileceğimizi hatta onunla ilgili bir işin direkt bana yönlendirdiğini biliyorum, hatırlıyorum. Asım Gültekin. Yakın zamanda tabii kaybettik. Güzel bir değerdi. Şimdi direkt buradan gelince ben tabii gerçekten bunu beklemiyordum. Bu şekilde bir düşünce olacak falan da beklemiyordum ama sonuçta ilk işlerimi onun bana öyle ifade edeyim, yapılmayanı yapan bir insandı, bir öğretmendi ve yapabileceğime beni inandırdı. Ben o anlamda çok şey öğrendim. İlk 4 tane boyama kitabı yapmıştım. Sonra hemen ardından bir masal kitabı ve hadislerle ilgili bir kimlik tarzı hadisleri anlatan bir çocuk kitabı yapma imkanı bulduk. Lise ve bu lisede lise ve mezun olduktan bir sene sonra falan, yani lise çağında 7 tane kitapla çizim hayatı başladı. Çok hızlı olmuştu. Evet. Ama gerçekten bu anlamda Asım Gültekin'in burada bana ve çevremdeki bütün gençler olduğu gibi çok katkısı oldu. Yani en azından buna inanmamı sağladı. Bu anlamda hem değişik bir duygu içine girdim. Bakalım. Resimlediğiniz kitaplara döndüğümüzde hatırladığınız ilk karakteriniz hangisi? O yine bahsettiğim Onur karakteri vardı. Bir masal kitabıydı. Yani zaten çocuk kitabı deyince masal kitabı daha kıymetli geliyor bana. Boyama kitapları da tabii etkinlik kitapları da çocuk kitabı olarak piyasada yer buluyor ama masal kitabı olarak kitap, konuşan bir kitap. Adı da zaten öyleydi. Konuşan kitabı çekildiği kütüphanenin, kitapçının tozlu raflarından bulan bir çocuk, onun karakteri. O birazcık benim ilk karakterimdi ve şöyle bir şey derler ya, işte kitabınızda ya da karakterinizde kendinizden bir şeyler olur mu? Evet, yani onun da benim kendi hislerim vardı. Kıyafet anlamında bile kendime benzettiğim yanları olmuş. Tabii bu söylüyorlar. Bu, yani ben de yaşadım. Çizerler sanırım karakterleri biraz kendilerine benzetiyor ya da kendilerinden bir parça koyuyorlar. Sizde de böyle olmuş galiba. Bu biraz doğal oluyor aslında. Bu, yani insan bir şey yaparken içindeki bir şeye ulaşıyor. Aslında içindeki çocuğa ulaşıyor ilk başta. Özellikle çocuk kitaplarında veya yapılan herhangi bir işte. Kendi içinden bir şeyler koyuyor ve zaten bu şekilde daha kıymetli hale geliyor. Yani yapay değil de doğal olmuş oluyor. Yani mesela bir şeyi planlı yapmak değil de kendi içinizden geldiği gibi yapmak aslında bu işin güzelliğini de artırıyor. Çocuk kitabı resimleyenlerin çocuklarla daha yakın ilişkide olması ya da en azından çocukların dünyasına biraz daha hakim olması gerekiyor diye düşünüyorum daha dışarıdan bakan biri olarak. Sizin bununla ilgili mesela lisede çocuk kitabı resimlemeye başladığınızda çocuklarla bir iletişiminiz var mıydı? Ya da dünyayı onların gözünden görmeye nasıl çalışıyordunuz? Çocukluğumda beridir çocuk olarak yaşamaya devam ediyorum. Çocuklarla ben aslında onlar çocuk değil, birey olarak, bir insan olarak iletişim kuruyorum. Yani tabii onların iletişim dili şeklinde ses tonlarıyla değil. Yani onların anlayabileceği kelimeleri seçerek onların seviyesinde olaylara bakıyorum. Bu anlamda çocuklarla hem atölyeler açısından hem de herhangi bir yerde bir çocuk gördüğüm zaman yanımda da zaten genelde malzemeler olmuş. Onlarla bir şekilde resim çizerek iletişim kurmaya ve bunu severek de yapmaya. Bu anlamda tabii soruya da gelecek olursa işime katkı sağlama açısından da değerlendiriyorum diyebilirim. Peki şimdiye kadar pek çok çocuk kitabı resimlediniz.
bunların içinde kendinizi en yakın hissettiğiniz ya da sizin için ayrı bir önemi olan karakteriniz hangisi? Düşününce böyle aklınıza ilk gelen. Şimdi onun karakteri ilk karakter olduğu için güzeldi. Tabii şu an ilk karakteri demiştik. En son yaptığım karakter de Melek Tomurcuk karakteriydi. O hepimiz için, birçok çocuk için etkiliydi. Bu anlamda hani her ikisi de benim için önemli yer tutuyor. Şu an biraz daha düşünsem acaba şu karakter daha iyiydi diye aklımda kalan var mı? Var mı? Var mı? Bilgim yok şu an. Ama var sanırım. Ha, Kamer karakteri evet, daha o da farklı bir karakter. Evet, daha henüz kitap haline gelmediği için onu tam onu söyleyemiyoruz ama Kamer karakterini sonradan ben keşfettim tabii. O muhtemelen ileride etkisini göreceğim bir duygu olacak. Ama şöyle bir şey demek istiyorum aslında. Hani bu çocuğu çizim karakteri yaşıyoruz. Kendimize bir şey katıyoruz diyoruz ya aslında. Çizdiğim karakter farklı kitaplarda bir şekilde değişiyor. Yani bu hem tecrübeyle değişiyor, hem ben de ilerledikçe yaşım değişiyor. Yani en son çizdiğim karakter aslında tam anlamda bu adını koyamasak bile aslında işte bu kamerde olabilir. En son bir kedi bakışlı karakter, kitapta karakter çizmiştim. Orada olabilir. Baktığımız zaman şöyle yan yana koysak onları mesela hepsi bir bütün olarak benim sevdiğim karakter diyebiliriz. Aslında bir nevi tarz, usluk da diyebiliriz yani. Yani bir kişinin karakteri nasıl oluşuyorsa çizim yeniden çizmiş bile olsak aslında o bizim o sorunun cevabını bulabiliyoruz burada. Bu işte başarılı olmak için tekrarın çok gerekli olduğunu, ne kadar fazla çizilirse o kadar iyi gittiğini hep biliyoruz, söylüyoruz. Peki bunun dışında çocuk kitabı resimleme işinde gerçekten başarılı olmak için sizce kişilerin nasıl özelliklere sahip olması gerekiyor da hep isteyen iyi çocuk kitabı resimleyebilir? Şöyle düşünelim. Öncelikle az önce söylediğimiz o çocuk seviyesinden bakabilmek. Yani bunu tabii çocuk seviyesinden de Salih Zengin'in bir ifadesiydi. Çocuk gözünden de diyebiliriz. Çocuk seviyesinden. Çocukla aynı bakabilmek bir kere önemli burada. Yani ben tabii olaya başarı gibi bir şey olarak bakmıyorum. Yani çocukların arasında da işler yaparken, çizimler yaparken en iyisi seninki, en kötüsü falan şeklinde bakmıyor. Bu işi çok iyi anlamak için çocuğun gözünden bakabilmek lazım. Aslında o çocuk gözleri bizde var. Yani bizim içimizdeki bir çocuk var. Yaşamış bir hayatı olan bir çocuk. Oradan bakabildiğimiz zaman, onun gibi düşünebildiğimiz zaman iyi işler çıkartabiliriz. Ama bu da kendi içinde parçalara ayrılıyor. Yani mesela 3-6 yaş çocuklara hitaben bir şey diyelim yapmak istiyoruz. Onların mesela kelimeleri anlamasıyla onun uygulaması arasında bir ilginç bir fark var. Ben onu hani birçoğumuz keşfetmiştir. Ben de gözlemledim kadarıyla. Mesela kollar, bacakları çizgi şeklinde ifade ederler. Bu tam 3 yaş, 2-3 yaş arası bir şeydir. Biraz daha geliştiği zaman, hani 4 yaş olduğu zaman kolu bir şekilde bir boyut kazanır, bir şekle, dikdörtgenimsi bir şekle sokup vücudun tuhaf bir yerinden bir şekilde çıkar. Bu da bir onun biçimidir, anlatım biçimidir. Dolayısıyla bu örnekler arttı ama şunu söylemek istiyorum aslında. Çizim yapmak isteyenlere tavsiye açısından, hani nasıl, nereden bakmak gerekiyor diye. O çocuk onu öyle anladığı için, onun konuşma dili, nasıl konuşma dili ona hitap etmemiz gerekiyorsa, çizim dilini de yakalayıp ona o şekilde çizimler yaparsak, mesela ortaya harika işler çıkartabiliriz. Yani yapılmış işler bu anlamda var. Hatta baktığımız zaman, aa ne kadar çocuksu bir çizim ama onun kocaman bir insan çiziyor. Tabii onu nasıl yapıyor? İşte o çocuğun baktığı çerçeveden bakabildiği için. Yani onun gibi çizmeyi deniyor aslında. Bu anlamda bir Picasso'nun da bir sözü var. Raphael sanırım. Raphael gibi çizim yapmak 4 yıl, bir çocuk gibi çizmek ömrünü. Çocuk dediğimiz zaman tek bir çocuk değil. Onun farklı evreleri var. Yani çocuklar daha farklı süreçlerden geçtiği için ömür boyu onların çizimine belki ulaşmamız kolay olmayabilir. Fakat kısmen onu yakalayabilirsek iyi işler çıkartabiliriz. Peki bu çizimle ilgili olan kısım. Ama çocuk kitabı resimleme işinin bir de yayıncılık, yazarlar, editörler, bir de bu kısmı var. Burası biraz daha farklı bir kısım. Buralar tabii çok ciddi mesela. Sizlerler için önerileriniz bunlar ama diğer kısım için nasıl özelliklere sahip mesela çok sabırlı olmak belki gerekiyor olabilir. Ya da daha işte güçlü bir duygusal sisteme sahip olmak da gerekiyordu. Çünkü sürekli insanlarla uğraşmak ve bir şeyleri beğendirmek gerekiyor burada. Bu kısımla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii şimdi çizimden o yayın sürecine geçtiğimiz zaman şöyle bir durum oluyor. Yani bir iş yapıyoruz, çok duygusal, her şey süper, kağıt kişi arasında gidip geliyor, içimizden geldiği gibi yapıyoruz. Tabii bunun bir de yayıncı boyutu var. Yani yayıncı
kesinlikle ben fazla fırsat bırakmamaya çalışıyorum. Yani şu anlamda. Çizdiğim resmi son haline kadar, en iyi olma noktasına kadar getirip yazıların hani yeri bile kafamda tamamen belli edecek şekilde bir genelde bir deneme çizim, ön çizim yapıp onlara verdiğim zaman genelde çok sorun çıkmama üzerine vurguluyorum. Tabii bunu şu an yapabiliyorum. Ben yani bu işleri yaptığım zamanlarda çok zorlandığım anlar, sabahlar, geceler, gündüzler, 15.000 üzerine çıktı diyebiliriz. Yani bu ilk kitap çıktığından bu yana hesaplarsak 16 yıl oldu. İlk günden bu yana baktığım zaman şu an o süreçleri evlerde yaşadığım için artık karşı tarafın kim olduğu, hangi yayın evi olduğundan ziyade benim ne yaptım, ortaya koyduğum şeyin ne kadar karşı tarafın işini görecek ya da onu tatmin edecek ya da istediği şeyi hepsini öncesinde planlama imkanı buluyorum. Bununla ilgili biraz birkaç diyor verebilirim. Bu nasıl geliştirilir? Hani bu önemli bir şey çünkü. Şimdi ilk çizen ya da son çizen diye değil. Bir yayın evi var, bir proje istiyor birden. Diyor ki işte şöyle bir metin var, onu gönderiyor zaten. Bu grup, yaş grubu artık 3-6 yaş olacak. Boyut veriyor bize. Diyor ki işte 21'e 21'e baklanma olacak. Dolayısıyla o sayfanın boyutu da belli. Hikaye de belli. Onda bir karakter var. Öncesinde o karaktere bir sindirmemiz lazım yani. Nasıl bir karakter? Birazcık onu kendi yerimize koymamız lazım. Karakter yaratma süreci tamamen size ait oluyor. Yani dışarıdan bir terkin geliyor, böyle böyle olmasını istedik gibi. Evet. Ya da o artık sizin yürüttüğünüz bir süreç oldu. Karakter tasarımında şöyle bir durum var. Ya siz tamamen onu tasarlarsınız, özelliklerini belirlersiniz. Yani bu özellikleri zaten yazar kitabı metni ürettiğinde zaten ortaya koymuştur. Biz sadece ona bir dünya kurmuş oluruz aslında. Yani bu terkin doğal olarak yazardan bize gelmiş olur. Ama ayrıca mesela özellikle ben şöyle bir şey de istiyorum. Şöyle bir renk elbisesi olsun gibi bazı şeyler de olabilir. Tabii burada süreci tamamen çizerle bırakmış oluyorlar. Yani biz o noktada bizim sunduğumuz şey, onları aradığı şeyse, tabii bu görsel bir şeyin sonu olmadığı için biz onu en iyi şekilde sunup onları ikna etmemiz gerekiyor. Burada da ön çalışmalar çok önemli. İşte mesela bu gruba özel ne tarz bir şey çizmek lazım? Hangi çizerleri inceleyip neler yapmışlar? Biz bu anlamda bu raflarda neler var falan, bunları bir tanımak, bilmek lazım. Hiçbir bilgi olmayabilir ama onu 1-2 günde, birkaç haftada bile günleriyle falan bir inceleyip sonuca vardırabiliriz. Ön çizim yaparız mesela. Hem bunu işi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız onu anlarız. Hem de karşı tarafı ikna etmek için bir fırsat olmuş olur. Yani bir ön çalışma gerekiyor. Evet, bu ön çalışma deyince şimdi şöyle bir soru işareti çıkıyor. Yayın evi süreci yedi de devreye. Şimdi bir emek var. Bu anlamda yayın evleri buna dikkat ediyorlar. Etmelerini tavsiye ediyoruz. Ettiklerini kabul ediyoruz. Bunu hesaplamaları lazım. Yani bir yayıncının birisinden bir şey istediği zaman onun sonuçları hesaplaması gerekiyor. Peki kitabı için size işte bir yazıyla geldiklerinde, bir hikayeyle geldiklerinde sizin onu kabul edip etmeme kriterleriniz neler oluyor? Yani her hikayeyi denemek için çizmeye başlar mısınız? Yoksa hikaye okuduktan sonra bu benim için uygun ya da değil gibi bir kriteriniz var mı? Ya da neye göre belirlenir? Yani ben bu işte uzun yıllar uğraştığım için dijital ya da yaş grubu olarak farklı gruplarda çizimler yaptığım için ona olumlu cevap vermek zorundayım. Hayır demen gibi imkanım yok. Yani hayır demem için elimde bir işin olması ve onun süresinde yetiştiremeyeceğim ihtimali olması. Bu birinci kısım. İkinci kısımsa o yazarla sizlerin ürünleri uyuşmayabilir. Yani bu yazarın talebiyle ya da çizerin sonucuyla değil. Yani o şey gibi, tarz uyumu, resim uyumu, ten uyumu, yani ruh anlamında uyum olmadığı zaman o iş sürmeyecekse, onu hissedersem onu ancak o şekilde, ya ben bu işi yapamayabilirim. Tabii, yani, 16 yıllık deneyimden sonra. Öyle de denilebilir. His, şöyle bir şey, herkeste olan bir şey. Yani çizimle ilgili yazı bunu hissettirir bize. Yani yazının etki ettiği alan ya da içeriği okuduğumuz için bunu
yapamayacağımı hissederdim. Yani bu başından beri aslında öyleydi bende. Yani ben sonuçta olumsuz sonuçlar da oldu, güzel yanlar da oldu ama şunu demek istiyorum. Sonuçta bir metin okunur. Yapabilip yapamayacağınız orada belli olur yani. Tabii o anki müsaitlik durumuyla da alakalı, ruh hali de alakalı. Onu en başında söylemekte fayda var karşı tarafta. Şimdiki sorum, pandemi döneminde pek çok online atölyemiz oldu. Öğrenci sayımız giderek arttı. Ben de onlardan birisiyim. Bu işte sadece çizim yapmayı öğrenmeye çalışan ama teknik kısımlarla ilgili, özellikle yayın evi süreciyle ilgili hiçbir bilgisi olmayanlar için asıl cevaplamamız istediğim bir soru olacak. Yayın evinden bir yazı geldiğinde, bir metin geldiğinde süreç nasıl işliyor? Nelere dikkat edilmesi lazım? Az önce söylediğiniz işte çizerin bir emeği var ve bunun karşılığını mutlaka olması lazım, dikkat edilmesi lazım. Hiç bu konuda deneyim olmayan birisine neler tavsiye edersiniz? Süreç nasıl olmalı? Tabii bu kitap resimleme atölyeleri öncesinde de yapıyoruz, fiziki olarak da yapıyoruz. Sonra online olarak da tabii net yazıyla başladık. Pandemi sürecinde insanların böyle bir hayali olduğunu biliyordum ama bu kadar yoğun bir talep olacağını tahmin etmemiştim. Yani. Ve çok güzel zamanlar geçti yani hepimiz için. Vakti güzel değerlendirme, kendimize dönme. Yani aslında yapmak istediğimiz şeylere ulaşma anlamında sadece resim atölyelerinde değil, birçok alanda birçok insanın tecrübelerini duyduk. Bu iyi oldu. Daha fazla karşı tarafı kendimizi daha iyi düşünüp anlama fırsatımız oldu. Bir metin geldiğinde çizerin izlemesi gereken yol diye başlık koyalım. Şimdi tabii çizerin izlemesi gereken yazıyı direkt okumak. Bunu yapıp yapamayacağına karar vermek. Ben kendimde 5, sayısı 5 olan bir maddeler belirledim. Yani sorular aslında. Yani bu teklif nereden, hangi şartlarda gelirse gelsin yazardan, mesaj olarak, telefonla, yayıncıdan. Burada önemli olan şu var. Ne tarz bir şey istiyorsunuz? Örneklerini gönderebiliriz. Ne kadar sürede? Ne kadar bütçeniz var? Bu sorulara mesela ek olarak yayıncı mısınız? Sadece yazar mısınız gibi sorularla devam edilir. Bunu böyle tabii ardı arda değil. Yani bu soruları diyalog çerçevesinde hoş bir şekilde iletişim yapmak lazım. Hem bir karşı tarafı tanıma fırsatı olur. O da sizi tanır. Çünkü genelde şöyle oluyor. Yani 10 taneden 8'i benim bir kitabım var resimler misin? Bir kitap var resimler misin? Bir kitabımız var resimler misin? Ama yazar mı, çizer mi, yayıncı mı bilmiyoruz. Bu sorularla bir olayı bir şey yaparız. Derinleştirmiş ve anlamış olduk. Burada zaten her şey ortaya çıkar. Yani bu iş gider bir kitap mı onu anlarız. Bu sorulara net cevaplar verilebiliyorsa zaten bu iş sürer. Ama belirsizse ne kadar zaman size bırakıyoruz. Ne tarz siz bilirsiniz. İşte takvimle siz kendinize göre ayarlayın. Bu şey, işin sonu gelmeme ihtimali yüksektir. Birçok işte böyledir. Bu sorularla başlanır. Bu aşamaya geçtik. Çizerin yapması gerekenler ilk maddeleriydi. Metni okuyup, yani anlaşıldı, kararlaştırıldı bir şekilde. Ama bu aşamada bir anlaşma imzalanıyor. Sözleşme. Evet, kısmı. Bu da önemli bir şey galiba. Sözleşme genelde öncelikle güvenle başlıyor. Yani karşı tarafa güvenmek istiyoruz. Onlar da güveniyoruz biz. Yayıncıya güveniyoruz. O da bize güveniyor. Biz zaten şöyle düşün, keşif gibi. Bir keşif yaptığınızı varsayın. Bu anlamda bir deneme çizimi yapıyorsunuz. Ama bu doğal olarak az önce de ifade ettiğiniz gibi yayın evi zaten bu deneme çiziminin bir bedeli olduğunu bilir. Yani bu bedel değişir karşılıklı olarak. Zaten o iş anlaşılırsa o bedel zaten işin devamında ödenecektir. Anlaşılmazsa belki bir karşılıklı olarak ya %50 gibi bir şey yapılabilir. Adet fiyatı üzerinden belki. Yani bu nezaketen insani olarak yapılan bir şey zaten. İlk çizim yapmak da şu anlamda faydalı. Bu işi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Biz kendi açımızdan da aslında anlıyoruz. Yayın evi de sizi tanıyor. Siz de yayın evini tanıyorsunuz. O deneme çizimi sürecinde benim yapmam gereken şeyler şunlar. Ön çizimde kitaplar incelemek, tarz incelemek. Renk anlamında, renk skalası incelemek. Zaten az önceki maddelerde cevaplar geldiyse örnek çizim üzerinden devam edilebilir. O tarz üzerinden çalışmalar yapılabilir. Detay mı olacak, mekan ağırlığı mı olacak, sade bir şey mi olacak, yaş grubu ne falan onları zaten bildiğimiz için. Bunlar için bir ön çalışma yapılır. Bu eskiz ve renklendirme süreci olarak
hazırlanıp yayın evine gönderilir ilgili kişiyle. Yayın evlerinde bu anlamda editörlerle birlikte sanat yönetmenleri vardır. Bu işi kontrol eden, koordine eden. Yani o zaten bu yazıya işte bu kişi daha iyi çizer falan demiştir yani. Demesi de gerekir. Yaptığımız zaman zaten %50'si bitmiştik ilk başta. Çünkü çizerin resmi zaten ortada. Yazı da belli. Yayın evinde bu yazı geldiğinde biz bunu şu çizerle yapsak. Bir bakalım neler çizecek. Hadi bir onunla bir örnek çalışma yapalım. Bütçemizi de zaten belirledik. İşte ona bu kadar yaparız. Ödeme falan gibi. Süreç bu şekilde başlar. Onay gelince sözleşme kısmına gelinir. Sözleşmede de takvim, ödeme koşulları, kaç yıllık olduğuna dair bazı fikir sanat hakları içerisinde hukuken bir maddemiz var bizim ses diye. Ona binaen bir sözleşme imzalanır. Zaten bu sabittir aslında. Sonrasında iş başlar. Herkes karşılıklı şartlar uyar. Yani 2 ay süresinde çizeceğim. 6 ay sonra ödemesini yapacağım. Basmadığım zaman hakları sana ait gibi böyle bazı maddeler vardır. Resmi çizip verdiğinizde resmi hakları vermiş oluyor. Bu iki çeşit aslında üçte deriz. Bütün haklarını tamamen devredebilirsiniz sürekli sözleşme olarak. Bir tanesi de telifli olarak anlaşabilirsiniz. Süre bazlı oluyor. Yani telifli olunca doğal olarak bir süresi olmuş oluyor işte. Onun da böyle çok abartılı rakamlar değil. Yani 2, 5, 10 falan şeklinde. Zaten olay şu, basılmadığı zaman haklar zaten tekrar kişiye, sahibine tekrar geçer, belli bir süre. Bu zaten bizim seçtiğimiz bir şey değil. Yani dikkat etmemize gereken şeylerden bazıları. Bir tane de mesela 2-3 çizim yapmıştır, kapak çizim yapmıştır. Ona telif çok uygun olmaz. Yani ona bir bedel biçilir. Tüm hakları devredilir. Tekrar kullanılabileceği için. Yani hayır, hani karşılıklı olarak karlı olmaz. Mesela bir kapak çizimi için mesela ödemesini ilk yaparsın. Sonrasında o size ait olur. Kitap bir tane basar, iki tane basar. Onu bilemez. Yani sonuçta bu da bir kazan yöntemi. Yani yayıncı onu öngörebiliyorsa satın almak ister. Öngöremiyorsa tevhidli yapmak ister. Tevhidli yapınca karlı satın sattığınızda zarar ettiğiniz gibi durum değil. Yani bu aslında yine işin rengiyle. Yani başlangıçta aslında az çok benziyor. Ya buna ben bir standart getirip hani kimsenin işini şöyle yapmadık falan şeklinde söylemek istemem ama bunlar var. Bunları düşünüp değerlendirebilirler. Evet, yayıncılar ve yazar ve çizerler. Ya zaten yazarlar telifli şey yapıyor, çalışıyor. Yüzdesi değişiyor yani o yazarla yayın evi arasında ilgili bir sonuçta anlaşma yani kendi aralarında olan bir şey. Peki arkada resimler görünüyor birkaçı. Hepsi sizin değilsiniz ama bazıları sizin. Bir karakteri oluştururken, yani hikaye size geldi ve karakteri oluşturacaksınız. O süreç nasıl başlıyor? Karakter nasıl oluşuyor? Nasıl karar veriyorsunuz? Tabii yani hikayede bazı noktalar belli oluyor dediniz. İşte çocuğun belki yaşı belli oluyordur. İşte saçları ön plandaysa belki metnin içinde rengi geçiyordur. Ama yazılı olmayan pek çok şey de vardı. Bunlara siz nasıl karar veriyorsunuz? Bu tabii resimlerden başlayalım. Atölyemizin misafiri geleni çok... Bugün belki sizde de röportaj sonrası bir resim yapma fırsatı buluruz. Bizim malzemelerimiz açık, çizerlere, çizmek isteyenlere. Geldiklerinde biz çay kahve artı resim yapma imkanı verebiliyoruz. Veya bazı düzenli olarak gelenler oluyor, atölyelerimiz oluyor yani. Kimisi bizim çalışmalarımızdan, kimisi böyle hediye bırakanlar ama gelende kimse hediye bırakmıyor. Bu eşimle beraber burada atölyelerde çizimler yaparken onların eşimin de çizimi var, benim de çizimler var. Burada bir dekorasyon yapmış olduk. Tabii ben şimdi yeni çerçeveler alıyorum, antika çerçeveler. Onlara yavaş yavaş çerçeve oluşturacak. İçine çerçeveye koyuyorum. Bir karakter için tablo oluşturabiliriz kafamızda bir kağıt üzerinde. İade dediğiniz gibi olmayan özellikler vardır. Ama mesela genel özelliği macera şerest bir kişidir. Veya duygusal bir kişidir. Ona göre renkler bile aslında hemen şey gibi oluyor. Böyle mesela maceracı, tamam. Bir tane çanta, bir tane büyüteç, işte bir tane kalem, işte çakı falan gibi böyle. Şimdi uygun olan araç gereçler. İşte duygusal, tamam bir tane kitap, işte kalem, gözlük olabilir falan böyle. Böyle bir şeyler imgelerle destekleyebiliriz. Yani karakter renginleşmiş olur. Bunu nasıl yapıyoruz? Ben şimdi kağıt üzerinde dedim. Bunu not alabiliriz. Aslında çok önemli bir şey. Yani karakteri
olağanüstü süper bir şekilde çizmeden önce bir taslak yapmak lazım. Bir 5-10 çizim yapmak lazım. Bazı görselleri incelemek lazım. Neler yapılmış onları görmek lazım. Bunları yaparken zaten bir antrenman olmuş oluyor. Dolayısıyla ortaya bir karakter de çıkmış oluyor. Objelerle o desteklenebilir. Araçlarla desteklenir. Mesela scooter, işte bisiklet, paten, kaykay gibi bazı araçlar. Ve bir maskot yanına, bir hayvan karakteri, tilki mesela. İşte ondan sonra balık nasıl mümkün olur bilmiyorum ama akvaryumda yanında bir şekilde. Ve bu aslında karakteri hem zevkli, keyifli hale getirir hem de karşı tarafın onu sevmesine sebep olabilir. Yani evet, tilkiyi herkes sevmez ama tilkiden dolayı o karakter bir şekilde akılda kalır. Yani bu mühim bir şey. Bunu ben zaten birçok kişiye tavsiye ediyorum. Yani ben karakter çizerken çok ilgi görmüyordu. Tilki çizmeye başladığım zaman sorular gelmeye başladı. Tilki niye çiziyorum? Sebepsizce çiziyorum. O benim de sorularım arasında. Var mı? Neden tilkiyi seçtim? Burada da iki resimde tilkiyi görüyorum. Benim de aklımda tilki ayrıca kaldı resimlerimiz arasında. Evet. Tilki nasıl oldu? Neden tilki? Bunu da sormak istiyordum. Evet. O kısmı tamamen bu maksatla. Yani tilki, yani sebebini tam bir kitapla bildi. Ben yanında bir hayvan çizmek, yani biraz da kendini de geliştirmek için. Hani benim de sürekli çalışmam gerekiyor. Bir hayvan karakteri olsun, hani hep kedi yapıyorlar mesela, işte seviliyor. Tilki benim sevdiğim bir şey, rengini seviyorum, kuyruğunu seviyorum. Yani tilki belki farklı bir şekilde zarar veren bir şey olabilir ama sevimli bir şekilde tilkiyi kullanmaya başladım. Hani şuradan, aha bak bu yapmış, oradan yapayım değil. Tilki ile arkadaş oldu karakter. Yani tilki ve çocuk. Mesela bunun bir hikayesi, kitabı yok ama belki olabilir. Dolayısıyla tam olarak bu tilki ile yan yana bir ilgi alaka kurulduğu zaman akılda kalıcı, tanınır, tilki ve çocuk tanınır hale geldiği için bunu sürdürdüm ben. Bayağı onlarca tilki ve çocuk çizdim. Yani, tekniklerle ilgili soru sormak istiyorum. Yani seçtiğiniz boya bir işte kitaba göre ya da karaktere göre değişiyor mu? Renkler elbette değişiyor. Daha biraz önce bahsettiniz. Yine karaktere göre renk skalanızı değiştiriyorsunuzdur. Boyaları da değiştiriyor musunuz? Yani şu çalışmada sulu boya daha iyi olur. Burada işte pastel kullansam daha iyi olur. Kuru boya şunun için daha iyi. Ya da karıştırıyor musunuz? Onu ne belirliyor? Şöyle ifade edebiliriz. Ben yaşanmış bir örnekten. Şimdi bir kitap metni geldiği zaman artık her şey çok değişir. Tamamen onun içine dalarız. Ve orada bize ne gerekirse onu kullanırız. Yani atölye aslında tam olarak bu anlamda işe yarıyor. Sulu boya, akrilik boya, kuru boya, dijital boya falan hepsini deniyoruz. Böyle bayağı bir hafta falan bu ön çalışma süreci devam ediyor. En doğru şeyi bulana kadar. Yani genelde ben bir kitap için hani sonucu doğru bulana kadar keşif yapmaya devam ediyorum. Bu nerede tamam bu iyi dediğimiz an sulu boyaysa sulu boyada devam ediyoruz o işe. Yani bu mühim bir şey aslında. Yani hem o sırada şöyle bir şey de yapmış oluyoruz. Yani karakteri çalışmış oluyoruz, denemeler yapmış oluyoruz, hikayeyi iyice yaşamış oluyoruz. Yani hikayenin içine dalıyoruz aslında. Orada onu gerektiren şey neyse, kağıt türü, boya türü, her şeyi görüyoruz. Bunu tabii yayıncı bilmiyor, yazar bilmiyor. Sadece o son halini biliyor. Atölye kısmını, mutfak kısmını aslında öncesinde bilmiyor. Öncesinde pek çok teknikte denemeler oluyor. Yani birçok denemelerimiz oluyor onlarca. Hani bir ben şöyle düşünmemiştim. Ben acaba evet. Okuyunca bu sulu bayağı olur diye başladığımızı düşünmüştüm ama öncesinde yani oldukça uzun. Bazı işlerde çok genişliyor ama bazen mesela yayıncı diyor ki ben bunu dijital istiyorum, ben bunu sulu bayağı istiyorum. Ha, bu sefer de o metne belki uymayabilir. Bu çok ilginç gelecek ama yani bazı hikayeler çizerini tamam, yani bazı yazılar çizimle tamamlanıyor bir şekilde. Bazı yazarlar da çizerini buluyor. Böyle bir uyum var aslında. Yani bunu da başarabilirse, yayıncı ve yazar çizer ilişkisi başarabilirse ortaya çıkan iş zaten daha güzel oluyor ve bunu çocuk da seviyor. Yani bu uyum enerjiye dönüşüyor ve onu geri alıyor. Yani burada şunu da söyleyeyim. Yani kitap dediğimiz çizer, yazar, yayıncıdan ziyade dağıtımcı, pazarlamacı, okuldaki öğretmen, kargocu hepsi. Pandemi döneminde kargolar çok yoğundu. Kitap satışları 2-3 katına çıktı. Dolayısıyla o uyumu yakalamak lazım. Yani işini kitapçılıkla geçinen yapan kişilerin, yani biz de dahil,
o işe ruhumuzu katmamız, emeğimizi katmamız ve onu destekleyen birçok şeyi yapmamız gerekiyor. Ben bu anlamda kendi üzerime düşeni çizimlerle yapmaya çalışıyorum. Yayıncı doğru kitapları ortaya çıkartarak yapmaya çalışıyorum. Editör güzel okuyarak onu hani içeriden doğasını ruhunu bozmadan onu en iyi hale getiriyor, irdeliyor. Yayın evi onu güzel bir şekilde sunuyor, pazarlamacı tanıtıyor. Satış siteleri ya da mağazalarda güzel insanlarla diyalog halinde. Yani bir bunların hepsini hani içinde olan birisi oldum. Yani rafta, satışta, pazarlama kısmında, stand kısmında. Mesela şöyle bir şey de var. Çocukla göz göze geliyor standta. Yani mesela yayıncı. Aa, o güzel bir şey diyor. Ve çocuk ne istiyor onun ya da ne görüyor, ne alıyor onu, o enerjiyi alma fırsatım oldu. Yani şu an hatta direkt etkilendim. Yani düşünün ki hiç kitapla tanışmamız bir çocukla göz göze gelmek. Ona bir tane kitap vermek, o onun hakkı zaten. Onu verdik yani, veriyorum sana. Yani öyle düşünün. Şu an mesela ben Van'da İyilik Atölyesi'nin düzenlediği bir kitap fuarında ilk kez kitapla tanışmış bir çocuk. Yani belki de parasını bile veremeyecekti. Onu bir şekilde bir bulup, getirip çikolata alacağım, orayı bize vererek o kitabı almayı istedi falan. Biz tabii onu doğal olarak onun hakkı olduğu için ona hediye durumu, fırsatı bulduk. Bu anlamda da İyilik Atölyesi'ne de sevgiler gönderiyoruz. Onların da kitabı, çocuğu, iyiliği ne kadar yayabilecekse onu bu anlamda güçlü bir şekilde destekliyor. Yani sadece Elif'le eser üretelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Bunun bir de bunun böyle bir arka planı, bir boyutu var. Pandemi sürecinde uzaktan çocuk kitabı resimleme atölyeleri oldu. Ben şahsen başta bunun çok işlemeyeceğini düşünüyordum. Nasıl olur bir tecrübe edeyim demiştim ama oldukça güzel geçti ve üzerinden çok zaman geçmesine rağmen de hala hem diyaloglar devam ediyor, iletişim kopmadı hem de katılımcıların resmi her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Herkes bir şeyler katıyor. Bu süreç nasıl başladı? Sizin için nasıldı? İşte bu net yazının sevimli ısrarlarıyla, Ayşe ablanın katkılarıyla, oradaki ekibin çalışma azmiyle, yani bu işini iyi yapan bir takımın sonucuydu. Ben açıkçası hani bunu, bir işi güzel yapmak taraftarı olan birisi olduğum için bunun olmayacağını düşünüyordum ilk başta. Yani mümkün olmadı resim nasıl oldu. Yani evet, çünkü görmek lazım tabii. Tabii biz bunu şöyle çözdük, yani programın da özelliklerinden. Bir de birazcık kapsamı genişlettik. Yani 7-24'e geldik olayı. Evet. Yani haftanın bir günü 2,5 saati değil de 7-24 dediğimiz 2 ay artı kitap üretim süreciyle birlikte aslında 3 aya yaymış olduk. Tabii hızlı giriş yavaş yavaş kitaba doğru ulaşınca da motivasyon da arttı. Bir de yavaş yavaş normalleşti. Dolayısıyla hani 1,5 ay yoğun tempo diyebiliriz. Biz onu tabii çizimler, çünkü onlara yani katılımcılara sunduğumuz bir programımız vardı, sunumumuz vardı. Orada anlık çizimlerimiz gelişti. Aynı anda WhatsApp üzerinden tabi çizimler geldi. Ekranda müdahaleler, önerilerimiz oldu. Yani teknik her şeyi en iyi şekilde uyguladık. Bunu tabi öncesinde biz denedik. Yani yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye bir ön çalışma yaptığımızda işte dijital ortamda müdahale yapmak mümkündü. Onu karşı tarafın görmesinin olanağı vardı. WhatsApp'tan çizim geldi. Onun üzerine işte çizime revizeler yapabildik. Ve iyi bir diyalog kurduk. Dediğim gibi arka planında onda güzel bir aile, net yazının enerjisi var. Sosyal medyayı iyi kullanıyorsunuz. Öğrenci teknolojiyi de aslında iyi kullanıyorsunuz. Çünkü öğrencilerle de iletişimimiz oldukça evet, iyi. İletişim kısmından dolayı evet. Kağıttan hayali başladığı bir dijital dergi hazırlığı. Bunun dışında da yine öğrencilerimizin ve belki başkalarının da katkıları oluyor. Bunu böyle etkin kullanmanız, bu işte sosyal medyayı bu kadar kullanmanız, bu kısımdan da bahsederseniz böyle iletişim nasıl doğdu, daha önceden böyle bir grup yoktu galiba. Evet. Çünkü WhatsApp üzerinden bu kadar insanla bu kadar yoğunluklu iletişim halinde olmak zor bir şey. Yani kendi işlerinizde olduğu için zaten yoğunsunuz, bu ayrı bir yoğunluk ama çok iyi şekilde götürüyorsunuz. Bu nasıl oluyor, ondan bahsederseniz biraz. Yani bu konu tabii kağıttan hayalim dediğiniz zaman çok geniş bir başlık. Yani şimdi sizle anlatırken ben başından bugüne kadar neler oldu hemen zihnimde canlandı. Şöyle başladı. Şimdi biz bir şey yaptık. Kitap resimleme atölyesi yaptık. Bunu yaptık, bitirdik,
durumunu ben pek istemiyordum. Yani bu yolu bir şekilde sürdürmek istiyordum ve bunun sözünü vermiştim atlara, atölyelere. Tabii bu yükü nasıl, ayrı ayrı gruplarda nasıl kaldıracağımızı düşünürken şöyle dedik. Yani kendimce dedim, bu ekipleri şimdi birleştirelim ama nasıl? Yani şöyle bir şey olsun istemedim. Herkes aynı anda bak bak gruplara alayım, böyle ne olduğunu şaşırsın. Kağıttan bir gemi yapalım dedik. Bütün gruplara bunu söyledim ben. Bir çocuk var, kağıttan bir gemiyle iniyor. Herkes ne çiziyor? Onları, onu çizen kişileri dedim ki böyle bir grup kuralım mı? Falan. Gelmek ister misiniz? Falan. Tamam dediler. Çizenler geldi. Bayağı kişi geldi. Yani kaç kişi oldular? Sayıları vermiyor. Evet, değil mi? Yani sayıları biliyorsunuz ama yani çok şu an evet çok büyük bir grup oldu. Sonrasında pandemi süreci bu bize motive oldu. Yani bir lokomotif etkisi oldu. Herkes evde boş olduğu için. Görevler verdik. Şöyle çizelim. Bunu yapalım falan. Atölyeler bitti. Evet, atölyeler bittikten sonra istedim ki insanlar bir şey yapıyor ve emek verdiler. Ben de emek verdim. Kendimizi geliştirelim. Biz bu anlamda ülkemizde çocuk kitaplarında çizimler yapalım. Hakkımız olsun. Siz de çocuklarla bir şeyler buluşturalım. Çünkü benim önemsediğim bir şeyler var. Çocuk konusu. Ve bu arkadaşlarla hep beraber kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde bir ilginç bir şekilde mesela her yer kapalıyken dedik ki bizim karakterlerimiz farklı mekanlarda olsun. Mesela bir cami kapalı. Ezan da okunuyor şu an. Cami avlusunda olsun. Mesela bir Paris'te Eiffel Kulesi dünyanın en çok hani turist alan yeri orada olsun. İşte bir Kudüs'te, Mekke'de, Kabe'de her yer. Yani bizim olmak istediğiniz her yerde karakterliğiniz sizin yerinde gitsin olsun diye bir etkinlik başlattık. Bu bayağı bir ses getirdi. Buradaki amacımız biraz kıymet bilme adındaydı aslında. Yani bizim maksadımız hani bakın buraları biz gezebiliyorduk şimdi gezemiyoruz. Malum herkes biliyor yaşadı. Toplum olarak, dünya olarak bir sıkıntıya girdi. Buyurun kıymetini bilmediğimiz yerlere şimdi gidemiyoruz. Şimdi uzaktan nasıl oluyor değil. Bunu başlattığımız dakikadan sonra ilginç bir şekilde birçok haber ajansı bunu haber yaptı. Bunları paylaştı sitelerinde. Dışarıdan katılanlar oldu. Yani birden sınırları açtık. Tabii ben soğukkanlı bir şekilde arkadaşlar yeni birden böyle bir şeyle karşılaştım da tamam falan hadi şunu yapalım bunu yapalım. Dedim sakin tamam. Tamam onu da yaparız. Şeyler de yaparız. Yani burada birden kaybolabilirdik. Yani böyle bir şey oldu. Tam dağıldı. Halbuki yeni başlamış. Tabii ondan sonra sakince kağıttan hayal dergisini kuralım dedik. Çünkü şu bir gerçekti. Her şey normal dönecekti ve dağılacaktı. Tabii kağıttan hayal dergisini tam bir haftada yaptık. 7 gün, 24 saat aralıksız çalışarak tam bir haftada 2 saat geçmiş olmamız. Bizim haftalık görevlerimiz oluyordu. Dedik ki bu dergi çıkarttık. Çılgınca bir şey. Niye öyle bir şey dedim bilmiyorum. Yani genelde dediğim gibi atölyelerde ya da gruplarda ya da toplum içinde bir şey yapacaksak bir sonucu olsun isteyen bir kişi. Ve bir haftada dergi çıkarttık. Geri dönüşler nasıl oldu dergide? Bir kere 10.000 kişiye ulaştık gençlik dergi. Tabii PDF indirilenler, yayılanlar bilmiyoruz. Yayıncılardan olumlu dönüşler oldu. Hatta bana birisi şey dedi, ya böyle bir dergi çıkmış falan, evet falan işte. Tanıdık isimler dedi, nasıl olmuş falan diye şaşkın ifadeli, genel bir yayın yani, bunu söyledim falan. Tabii bu güzel bir duydu. Arkadaşlar bu anlamda motive oldular. Ve şu an ikinci sayıda çıkarttık, üçüncü de geliyor. Dönemsel bir şeye dönüştürdük yani. Ve ekip gelişti, çizdi, öğrendi. Yani bir amaç olunca öğrenme daha iyi oluyor. Mesleki anlamda biz atölyelerimizi aslında bir şeye taşımışız. Ve şu an ekibin %15'i net yani kitap işiyle uğraşıyor. Yani bu da hani bazı gerçekleri söylememiz lazım. Bazen bizim çalıştığımız kişiler oldu. Bazen yayın evlerinin direkt kişilere mesaj olarak işte iletişim çalıştığı oldu. Saydığımız zaman 15 kişiyi buldu. %15 diyorsam artık kağıttan her ekibin kaç kişi olduğunu hesaplayabiliriz. Dolayısıyla sosyal medyayı bu anlamda iyi kullanmış olduk. Şimdi yaptığımız işi yani
Instagram'da özellikle yani. Orada birçok kişi var. Yayıncı, editör, yazar, çizer, herkes orada olduğu için biz de oradayız. Nasıl iyi kullanırız? Sadece yaptığımız bir şeyi yayınlayabiliriz mesela. O zaman siz bunu yapıyorsunuz diye sizi bulur insanlar. Aslında sosyal medyayı iyi kullanmak, yaptığınız işi en iyi şekilde sunmak. Ve yani, çok etkin olmak, aktif olmak. Yani aktif dediğimiz böyle hayatımızın 24 saati anlamında değil. Yani iş icabı belli bir kısım. Yani çok küçük. Ben aslında çok aktif değilim. Sana aktif dediniz ama ya. Ama şey öğrencilerle birlikte evet. Yani onların paylaştıklarını da işte hikayeye koyuyorsunuz ya da yorumlar yapıyorsunuz evet. Ya da en azından teşvik ediyorsunuz. Herkes birbirinin işte paylaşımlarını görmüş oluyor. O zaman tabii gücüyor. Ben gerçek kısmında çok aktifim. Yani iletişim, WhatsApp, telefon evet, iletişim doğru. Kısmında aktif sayılır. Yani sosyal medyada hikaye paylaşıp uzaklaşıyoruz. Sizin Instagram'ı herkesin aktif kullanması için bir şey teşvik değil. Bu anlamda teşvik olmuş oluyor. Ben daha çok çizim yapalım, çizim yapsın, yaptığı çizim paylaşsından yanayım. Yani günlük bir 15-20 dakika, bir saat belki kullanacağım. Şimdi tuhaf gelecek belki size ama daha çok iş yapan birisiyim. Yani bayağı iş yoğunluğu olan birisiyim aslında. Çünkü bir kitap resimleme, bu tarz atölyeler ve küçük de olsa bir yayıncılık sebebi var. Peki son olarak da projeleriniz neler ve önümüzdeki birkaç yıl içinde planladığınız şeyler neler? Bu soruyu neler dersin? Bu soruyu benim sormam lazım ama şöyle, atölyeler tabii devam edecek. Atölyelere tabii biraz ivme kazanacağız. Yani daha denedik tabii bunu hatta. İleri seviye. Şimdi bizim atölyelerde tabii herkesin aynı metni. Resimlerini biliyoruz. Şimdi biraz daha kapsamı büyütüyoruz. Herkesin kendi metninin olduğu bir projemiz var. Bunu da duyuyoruz. Biz herkese birer tane kitap yapıyorduk herkese. Yani şu an sayısı çokça oldu. Kitaplar böyle basit kitaplar değil. Yani bayağı tasarımı yapılan, herkese birer örnek gönderilen kitaplardı. Şimdi NetYazı ile tanışmamızda metinleri farklı olacak şekilde. Şu an metinler için çalışılıyor. Herkesin kendi metnini resimlediği ve direkt proje olarak yapabildiği, bunu alıp bir yere sunabildiği bir şey noktasına getirmiş olacağız. Bunu da söyledik. Yani artık tabii bu anlamda bunu yapmak isteyenler de yapıyor. Atölyeler düzenleyen arkadaşlar. Yani niye yapıyorlar? Ben istiyorum ki en güzel yapalım. Bizim çocuklarımız için harika işler çıkartalım ve bu alanda ortaya güzel işler koyduğumuz için geleceğe de biraz estetik pencereden bakabilsin çocuklarımız diye düşünüyorum. Yani yaptığımız şeyleri açık tutuyoruz. Hani birileri rahat rahat görsün, birbirimizle fikir alışverişi yapalım. Yaratan hayali de o anlamda zaten. Bir de hep şeffaf davranıyoruz. Yani biz bunu böyle yapıyoruz. Buyurun, siz de yapın. İyisini, daha iyisini yapın gibi bakıyoruz öyle. Ben bunu bundan dolayı söylüyorum. Ortaya farklı işler koymamız lazım. Çünkü yaşıyoruz, tüketiyoruz ama bırakmıyoruz. Olmaz. Bir şeyler bırakalım istiyorum. Çok böyle ciddi şeyler söylüyoruz ama bu gerçekten hayata bakışım değil. Çünkü ben bu kadar zaman sonra herhalde sadece böyle kitap çıkartan birisi olmak istemiyorum zaten. Hani bununla birlikte ortaya ne bırakabiliriz, ne koyabiliriz? Nasıl fidanlar, nasıl ağaçlar dikebiliriz şeklinde de bakıyorum. Diğer insanların da bu anlamda teşvik etmek ya da onlarla birlikte yürümek istiyorum. Proje olarak kamer kitabı var. Hani resimledik, onu sun, yani onu bekliyoruz yani onun basılma süreci var. Arkadaşlarla metin ve resim hazırlığı yapıp hani onları yani kitap üretebilir moduna getirmeye çalışıyoruz. Size de şunu tavsiye ediyoruz. Biraz daha o çizimlerinizi sürekli hale getirirseniz eğer belki bir gün bir hikaye bulursunuz. O karakterinizi o hikayeyle karşılaştırırsınız diye söyleyelim. Ne demiştik? Yapalım. Ortaya bir şey koyalım. O zaten bizim gelişimimize katkı sağlayacaktır. Evet, yaptığımız ilk iş son işimiz değil. Ama o son işe ulaştıran süreç ve basamaklar. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim NetYazı'ya ve size. Bu anlamda çok uğraştığınızı ben biliyorum. Ama böyle bir
bir şeyi sizin vesilenizle, yazı aracılığıyla birileriyle paylaşma fırsatı bulacağız. Onlarla bu anlamda katkı sağlayacağımızı umuyoruz. Çok az bile olsa birilerine iyi anlamda bir önerileriniz olmuş olacak. Umarım güzel işlerde buluşuruz. Başta arkadaşını ekleyelim mi? Böyle... Ahmet Bey. Kendinizden bahseder bana. Ahmet Bey. Hatırlıyor musun? Ahmet Bey. Hatırlayabilir miyim? Ahmet Bey. Sümeyra'da şahit olmuş. Ahmet Bey. Yani yardıma ihtiyaç duysak yardım edecek birisi var mı? Var var. Yani öyle olağanüstü. Ahmet Bey. Var. Hatırlayabilir miyim? Hatırlıyor musun? Ahmet Bey. Ahmet Bey. Var.